Ya Türk futbolu bana çok ihtiyaç var hocam. Futbolu ben yutmuşum hocam. Galatasaray'daki şu rahatlık problemini. Ben hayatımda bu kadar kötü bir lig görmedim. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de şampiyon olamazsa hakem yüzünden olmazlık olmaz. Çok takip edemezsin. Operatörün bir santim oynatmasıyla bile şampiyonluğu kaybettiği oldu Fenerbahçe. Anlaştık Beşiktaş'la. Paradan anlaştık. Bak şimdi söylüyorum. Bir yıl daha yapacağım yorumculuğu. İşte Okan Buruk'un en güzel özelliği. Hiç ağlarken gördün mü? Hacı Bey olmazsa Aziz Bey'in bir dönem Fenerbahçe'sinin başına geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Bak yazarsan benim kitabım ağır gelir. Çok kişi ağır gelir. Mikrofona git de ki Fatih Hoca Fenerbahçe hoca olacak. 10 sene üstte şampiyon olacaksınız. 10 senenin 5 senesinde Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyon olacaksınız. Hadi git kardeşim işine derler. Peki abi Galatasaray forması giydin ama Fenerbahçe'ye gittin. Üçünü de giydim bugün. Efendim? Üç mesela Ömer abiydi bizim. Galatasaray forması giydirmiştim. Bir gün sonunda Fener giydim. Bir gün sonunda Beşiktaş giydim. Şöyle hayatımda, çocukluğumda da Fenerbahçe'ydim ben. Öyle. Tebeşirdim ben ya ateşlenmek için. Okula gitmemek için. Vallahi. İlkokuldayım. Herkes beni biliyor. Memliyim ben. Kız az mağlup oluyordu Fener. Bir kere 1-0 mağlup olduk. Okula nasıl gitmeyeceğim? Gittim çeşmenin altına açtım ki. Kafanı koydum. Ya, yok. Ateşlenmedim. Tebeşir ateşlenirsin dediler. Tebeşir yedim. Okula gitmemek için. O kadar sırf Fener yenildi üzgünlükten. Tabii üzgün millet beni kızdıracak ya. Üzgünüm. O kadar delicesine Fenerbahçe. Tabii. Evet. Ama Galatasaray'da gelebilirdin. Doğru mu abi yani? Şimdi oraya geleceğim. Beni ilk kim istedi biliyor musun? Beşiktaş. Büyük kulüpler. 1983 yılında Bolu Spor'da iyi sezon geçirdim. Rahmetli Mehmet Üstünkaya aradı. İstanbul'da o zaman akaretlerde değil sıra serviler dedi. Cihangir'e giden sıra serviler dedi. Kulüp tamam. Küçük. Anlaştık Beşiktaş'la. Paradan anlaştık. Bolu Spor. Bolu Spor anlaştı. Ben de anlaştım. Sen de anlaştın. Evet. Tatile gittim. İşim olmadı. Niye? Fener'e yok. Galatasaray Beşiktaş. Niye? Mehmet Bey Allah rahmet eylesin. Bolu Spor bonservisini 5 milyon daha fazla istemiş. Ben şunu dedim ya başkanım dedim. Benden kesin ben geleyim büyük takıma dedim. Yok dedi. Prensipliyim dedi. Ben de vermiyorum dedi. Olmadı. Sen Beşiktaş'la her konuda anlaşmıştın yani. Anlaşmıştım. Hı. Şimdi ben burada Beşiktaş'ta Rıdvan olarak Metin Tekin Galatasaray'dan, rahmetli Metin Oktay'dan gelmedir. Metin Tekin Beşiktaş'ın efsanesi ki Beşiktaşlı. Tabii. Ama Galatasaraylı büyümüştür o. Rıza Çalınbay. Çocukluğu Galatasaray. Benim tesadüfen. Fenerli. Fener'de oynadım. Çok şükür. Yenilenen Blade terlemeyi değil, ter kokusunu önler. Ter kokma Blade. Ama bundan dolayı şey, da her zaman Fenerli Rıdvan olarak bilmekten de sana büyük bir mutluluk veriyor. Çocuklarıma tabii. Bıraktığım en büyük miras bu olacaktır benim. Ne kadar güzel bu. Bu çok güzel bir laf ya. Çocuklarıma bıraktığım en büyük miras bu olacak. Peki mesela Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih gibi takımlar bu kadar evet. İyi şöhretken ve harika doğru. İşler yaparken hiç gelmediler mi abi? Şöyle Serhat, yılında 4 tane uluslararası maçımız var veya yoktu. Avrupa maçları, milli maçları 2 tane, 3 taneydi maksimum. Avrupa'da da fazla yoktu zaten. Şimdi öyle değil abi. Şimdi bütün dünyada sosyal medyası, dijital platformlar, Avrupa'da bir sürü maç yapıp ben hiç genç milli olmadım. Türkiye'nin en iyi futbolcusuyum. Genç milli hiç olmayı... Beni bulmadılar ki. Ben 18 yaşında çim sahayı gördüm ilk defa. Şimdi 18 yaşında Real Madrid'e gidiyor. Dinleyin bak çok önemli. 18 yaşında ilk defa çim sahayı görüyorum. Çim sahayı 18 yaşında görüyorum. Ya Arda Güler Marnebo tutup oyunu 18 yaşında. Çünkü 15 yaşından beri gündemde. Onun için çok çok önemli. Mesela şimdi ben 18, 19, 20 yaşlarında oynuyor olsaydım ben direkt aktarması zordaydım. Hangisini tercih ederdin, gitmek isterdin? Hayalin hangisi olurdu? Gün benim şöyle dönem dönem Xavi, Busquets, Iniesta, Messi'li Barcelona'da oynamak istersin. Şimdiki günümüz futbolunda da Real Madrid'le City'den birini tercih ederdim. Ama iki sene sonra başka bir şey tercih ederdim. Artık banttan izleyeceğiz onları. Evet onu. Ama yani o dönemde geride kaldı. Senin için çok güzel. Ya peki çok... senin ilk abi seni üzen olay sakatlık çok istikrarlı giderken arka arkaya toplam 16 mı ameliyatın vardı? 13. 13 ortopedi ameliyatı. İlk başlangıcı hangisiydi? Yes için yaptığın. Dizim geri döndü böyle kırıldı. Evet. Trabzon maçında değil Trabzon mi? Trabzon maçında. Ondan sonra zaten tutmadı yani tutmadı. Şey. Dört kez aynı dizimden ameliyat oldum. Amerika'da oldum en son. Ondan sonra tabii artık yavaş yavaş geri sayım başladı. Bir bakalım mı ne gelecek? Faul. Ben maçı hayatta bırakmadım. Bak ben ayağım kırıldı. Tarak yemeyeyim. 16-17 dakika oynadım Galatasaray maçında. Bak ilk defa söylüyorum. 1-0'lık Galatasaray maçında kafaya çıktık Bülent Korkmaz o zaman genç. Kramponum düştüm. Tarak yemeyeyim kırıldı. Ayakkabının bağlarını çözdüm. 16-17 dakika oynadım biliyor musun hocam? Ama burada... Abi burada finish dedi. Arkadan geliyor dizine mi vuruyor senin? Hocam şuradan vurunca benim dizim geri bu tarafa döndü. Ön çapraz, arka çapraz. Ve sarı kart gördü diye adam isyan ediyor orada. Neyse artık. Sen diyorsun. O anda yerde eyvah dedin. Ambulans, anladın yani. Orada bitti dedim ya. O zaman tabii teknoloji falan da tıp falan farklı arkadaşlar. Masörde şey mi diyor? Kalk abi oynarsın falan mı?
Yok onu demedi, gördü o dizi. Gördü yani dizi dönmüş. Yoksa kalk oynarsın. Çok ilginç mesela futbol neydi? O zamanlar neydi biliyor musun dedi abi? Sıcak suydu. Mesela şimdi buz yapılıyor ya arkadaşlar, buz. Hani bir yerine bir durduğun zaman buz yapıyorlar. Ne yapıyorduk biliyor musun 80'lerde? Bildiğin sıcak su. Böyle sıcak. Allah Allah. Kanamayı arttırıyorlarmış meğerse. Sonra 90'larda bu iş nereye döndü biliyor musunuz? 3 dakika sıcak 1 dakika soğuk fantezisine döndü. Ne yapıyorduk? Bizi sokuyordu masaya abi. Ateş gibi suyu basıyorlar, sonra soğuğu tutuyorlar, iyileşiyormuş. Şimdi sıcağın yanına geçiyorlar, buz. Belki bu yanlış, onu da bilmiyoruz daha. 5-10 sene sonra. O da belki değişecek ama şu anda doktorlar hepsi. Tabii biz var ya, sakatlanmadan sıcak veriyor. Devrede su mu? Kaçak içebilirsin. Devre arasında girdik ya. Evet. Su içeni gördüm oyundan çıkarırlardı, şişersin diye. Yani ya düşünün yani. Söylediğimiz de su milat, içmek yasaktı gerçekten doğru. Milattan önce değil abi. Belki limon bir tane böyle içersen içersin. Şimdi var ya su içmeyeni oynatmıyorlar. İtikatların var mıydı abi senin mesela sağ ayakla girmek? Sağ işte, ayakla girme vardı. Dua etmek. Anama dua ederdim hep. He, ederdin. Evet onun dışında öyle. Böyle ama herkes... içine böyle muska falan böyle bir sihirli bir taş. Yok yok. Enerji taşı yok, falan böyle var. Yoktu ama antrenörlerin %80'inde vardır. Bak %100 diyeceğim de ayıp olmasın diye. Yani boşluk bırakıyorum. Muska mı? Yok yok. Totemleri. Totemleri vardır. Fatih Hoca'nın da vardır. Okan'ın da vardır. İsmail Kartan'ı zaten görüyor İsmail. Aynı kazayı yıkattırmaz hayatta. Her hafta gel. İsmail. Şey. Bu sene hiç katılmadı. İyi oldu. İsmail böyle takıntılı mı vardı? Ya her antrenörde vardı hocam. Ya çok güzel ya. Böyle şey çok... abim peki İsmail Kartal'ı bu takımı mesela dedin ki bugüne kadarki benim gördüğüm en iyi Fenerbahçe dedin. Evet. İsmail Hoca bu işin üstesinden gelebilir mi? İsmail Hoca'daki tek problemi şu benim. Ya hocam hep söylüyorum her yayında. Bir şeyin altında böyle takılmış durumda ben yapıyorum ben ya gerek yok. Herkes seni zaten beğeniyor. Dikkat ediyorsan böyle çalıştım. Bunu istedim. Bunun için ben seçtim. Öbürünü ben seçtim. Bunu yaptım. Onu yapmasam bu olmazdı. Duran toptan gol atmıyorum. Devamı savunmalı. Ya sen 60 puanın var hocam. Avrupa'da en çok gol atan takımın teknik direktörüsün. Hiç ihtiyacın yok. İsmail. Bunları söyleme. Değil mi ya? Devamı böyle savunma mekanizmasında. Kim şampiyon olurdu Duran abi? Ya daha güçlü oyunu oynayan takım. İstatistiklere rağmen Galatasaray'ın Fenerbahçe daha böyle güçlü oynayan bir takım. Ama taraftar ve Okan Buruk bu takımı tutmaya çalışıyor. Fenerbahçe tam olarak organize olmuştum da başkanından taraftan yöneticisine kadar. Yani İble biraz daha Fener'den yana mı diyorsun? Diyemiyorum. Diyemiyorsun. Diyemiyorum. Galatasaray diyebiliyor musun biraz daha tecrübelidir diye? Onu da diyemiyorum. Öylesine bir politik cevap olarak görme hakikaten. Yok hesap. Şimdi 12 hafta sonra lig bitiyor aslında. 15 değil. Pardon değil. 13 hafta sonra. Galatasaray'da sıkıştırmıştık tabii. Galatasaray'daki şu rahatlık problemini. Mesela genel avarajda son 2 maçta bir artı 6 yapabilir miydi? Tek farklı kazandı. Konsantrasyonu yüksek olsaydı zayıf takımlara karşı. Sen mi kazanacağına emin misin Rams Park'ta? Fener'e karşı. Yani Galatasaray'da Okan Buruk ve oyuncuların ve taraftarlarda şunu görüyorum. Buradaki maçta, içerideki maçta biz puan puana gelsek de 2 puan geride de olsak, 3 puan geride de olsak, 3 puan geride de olsak 1-0 geride olsak yeneriz biteriz. Öyle bir şey yok futbolda. Tabii geçen sene şimdi 3-3 attı ya Galatasaray, tabii onun da bir özgüveni var ama. Hangi Fener attı? Tabii çok farklı bir Fener attı. İki antrenörde iki camiada kutlamak lazım. Mesela birisi satarak. Sen keyif alıyor musun mesela Süper Lig'i izlerken şu anda? Ben mi? Evet. Yani diğerleri tamamen koptu gitti ya. İki takım baş başa kaldı. Hiçbir türlü keyif almıyorum. Ne zamandır almıyorsun bu keyfi? Bu sene özellikle ben hayatımda bu kadar kötü bir lig görmedim. Olamaz gelmez bir tane böyle bir lig. Bu yani şeyden dolayı mı? Birileri tepe üstü oldu. Evet öyle oldu. Öbürleri çok altta kaldı evet, anlamında evet, mı? Evet aynen öyle. Çok Beşiktaş'ın tabii bir durum falan işler acısı abi. Yani. Evet yani. Trabzon'a bakıyorsun. Beşiktaş'ta şöyle sıkıntı yaşıyor. Burun abalıyor oldu. Şimdi Beşiktaş'ın aleyhine verilen kararlara baktığın zaman veya lehine verilmeyenleri yanlışlıkla Fener'e Galatasaray yapsan var ya. Yıkılır ortalık bit ya. Bittak yeminim. Bitirmediler mi devre arasında işte? Bitirmediler. Mete kaldı. Peki abi Ali Koç da ama diyor ki bizi yapmazlar diyor. Arkadaşlar merak etmeyin. Ben olduğum sürece Fenerbahçe şampiyon olamaz diyor ama sürekli transfer yapıyor. Burada bir çelişki yok mu? Şimdi o cümle... Kim yapıyor? Hakemler ve TFF. O cümle TFF. Aslında sıkıntılı bir cümle. Yani her yere çekilebilir. O nereye çıkıyor? Sen ne anladın? Şey işte yani bu federasyon olduğu sürece bizi yapmayacaklar diyor. Sence bu hakemlerle beraber. Yani, hakemleri de katıyorum yani. He. Sen başka yer mi anladın? Yok genel anlamda o. Siyasi anlamda mı söyledi acaba diye düşündüm. Oraya çünkü öyle düşünen insanlar var. Tabii. Abi siyasi anlamda yani ben böyle ama bir şey görmüyorum. Ama şunu söyleyebilirim yani. 2011'den sonra Fenerbahçe'nin bir şekilde önünün kesildiğini ben kasıtlı olmasa bak bu yıl için söylemiyorum. Bak bu yıl çok Fenerbahçe hakem konusunda şey yapıyor ama ben öyle düşünmüyorum. Galatasaray'da Fenerbahçe'de şampiyon olamazsa hakem yüzünden olmamazlık olmaz. Yani hiçbir haksızlığı fazlasıyla da iki kulübede iki takıma da hakemlerin yardım olduğunu söyleyeyim. Hakemlerin de işine geldi. Oh diyor 18 takım gitmiş.
İki takım rahat rahat maçı yönetim diyor. Ama genel anlamda o zaman Fenerbahçe ile ilgili alınan kararlarda bu yıla kadar bayağı bir sıkıntılar oldu. Yani şimdi Fenerbahçe en son Ersun'la olmadı mı abi 2013-2014'te? Evet, öyle oldu. Ondan sonra bu 10. yıl olacak. Bu 10 yılda Fener'in ciddi anlamda hakkını yendiğini mi düşünüyorsun? Oldu, aynen. Hatta tabii 2011'den sonra ciddi şekilde hakkını yendiğini düşünüyorum. Yani birkaç şampiyonluk da alabilir miydi Fenerbahçe? Alabilirdi. Mesela çok takip edemezsin. Operatörün bir santim oynatmasıyla bile şampiyonluğu kaybettiği oldu Fenerbahçe. Çizginin. Evet. Çok... Oldu mu? Yani hayır, olduğunu mu düşünüyorsun? Düşünmüyorum. Oldu. Çağırsınlar kulüpler birbirinden ben ispat edeyim. Hangi sezonla ilgili? İş varın yeni çıktığı zamanlar ispat ha. edeyim diyorum. Ha, ispat edeyim. Ben değil, profesörler yani bu işin uzmanları getirecekler. Çizgiyi bir tek oynattığın zaman offset olursun veya gol yersin. Ve böylelikle Fener'in bir şampiyonluğu veya... Evet, puanların gittiğini görüyorum. Veya rakiplerin yani... bir santim uzattıklarını ben gördüm. Hayır, bunu ben iftira atmıyorum. Belgeleriyle, bilgileriyle kulüpler birliği şey. Ben bunu federasyonda verdim ha yanlış anlama. Federasyon biliyordu o zaman. Hiçbir şey yapmadım. Peki abi mesela Büyükekşi Galatasaray Kongresi, Yusuf Güler Galatasaray Kongresi ve bu iki kişi orada Fenerbahçe'ye karşı set çekmiş durumda mı? Yani Fenerbahçe'yi değil hep Galatasaray'ın şampiyon olmasını mı istiyorlar? Ben çok tehlikeli onu, ben bir... Ben bu yıl öyle görmüyorum. Ben. Bu yıl yani öyle bir şey olsa toplam kendi aralık maçı çık. Beraber bitirdi. 7 puan kaybetmişler. Daha ne alacaklar? Tamam. Peki. Ama daha önceden 23... kurullarda çok sıkıntı vardı. X takımın futbolcusunu 3'ten 1'e indiriyorlardı bir gecede. Fenerbahçeli oyuncuyu indirmiyorlar mesela. 3'se 3 devam et diyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Bu çok senede kötü. De Fenerbahçe'nin aleyhine daha çok hata olduğunu söyleyebiliyor musun? Yok. Yok öyle. Bu seneyle ilgili yok. Negatif bir şey yok. Hakemlerin de nötr olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır. Artı olarak Fener'le Galatasaray'ı ittiklerini düşünüyorum. Ama bizden olmasında ne olursa olsun modunu evet. yönetiyorlar. Hem içeride hem dışarıda için mi? Aynen öyle düşünüyorum. Abi bu gol olur repliği nasıl çıktı? 2 veya 3 kere var. Denk geldi. Hissettim. Biri Galatasaray-Fener maçıydı. İkinci direğe kesilecekti. Gol o hakikaten de oldu tamam mı? Herkes diyor ki işte televizyonda geriden geri yok. Ben televizyon seyretmiyorum ki orayı canlı seyrediyordum. Sonra bu kötü örnek oldu. Her yorumcu her atakta gol olur demeye başladı. O sıkıntı. O yüzden de 3 kere yaptıktan sonra bir daha da öyle bir şey söylemedim. Peki bu mesela oyuna şu girmeli diyor. Orada reklamını sen çektim onu... David Beckham'la biliyorsun değil mi? Ya? Neyin? Gol olur. Gol o biliyorum tabii. Reklam filmine gittik Madrid'de. Jilet değil miydi? Jiletti. Evet. O atıyor frikten golü geliyor. Ben gol olur diyorum yanındakine. O da geliyor eyvallah falan diyor. Teşekkür ediyor falan filan. Fakat ama çok... sen oradan tabii iyi para götürdün. Tabii. Şey ama şöyle David Beckham'ın eşiyle tanıştım. Çok Victoria'yla. Çok profesyonel hayatım dışında. Çok profesyonel bir şey geçti ama sonra gece 11'de aradı. Hakikaten de bir kahve içelim diye otele geldi. Sanki şey ihmal etmiş gibi yoksa öyle bir şey yoktu. Yani şeyini de beğendim yani böyle tarzını. Kaliteli bir adam. Hmm. Yani tabii çok farklı değil mi bizim çok, oyunculardan? Çok, aynen. Adam giyim anlamında da çok şöyle şey. Akşam 8'de biter dediler onu profesyoneller, avukatları. Hatta İngiltere'den bir tane de şey getirmişler dublörünü. Eğer yetişmeseydi o frikler 8'de dublörü geçecekti. Katiyen 8'i 1 geçe gideriz dediler. Yani o kadar da prensip yani sahibi. Biz gece 12'ye kadar bekledik. Bizde ne olacak abi? Türk bize deseler ki gece 2'de bitecek diye. Keyif alıyor musun abi yorumculuktan? Zaman zaman almadım oluyor. Ne zaman almadın? Bazen yorgun oluyorsun veya özel hayatın canını sıkılıyor, üzülüyorsun, bir şey oluyor. Olabiliyor bazen yani. Tabii ki hiç yapmasam daha üzgün yaşarım. Neden abi yorumculuğu bıraktın diye açıklama yaptın? Demedim. Ara verdim dedim hocam. Yorumculuğu bırakma. Bak tamam, şimdi söylüyorum. Pardon özür dilerim. Bak şimdi söylüyorum. Tamam. Bir yıl daha yapacağım yorumculuğu. Bak şimdi söylüyorum. Tarihinde atarsın. Ya böyle bir büyük iddialı laflarla keskin niye böyle bir şey söyleme geliyor? Yok ben bunu paylaştım. Abi insanlar seni seviyor bırak. Hayır sevdiklerimle de paylaştım. Profesyonel anlamında diyorum yani ben Allah nasip ederse bir yıl daha bu yılın dışında yapacağım. Ondan sonra sana gelirim konu. Bu yılın dışında bir yıl daha yapacaksın. 2024. Neden kendini böyle bir şey yapıyorsun? Yoruldum hocam. Yani şey olarak fizik olarak bilmem ne olarak demesen de böyle olur ya insanların bu güncel bir şey değil. Psikolojik problem değil. Yani ben yeni bir kuşağa yol açtım. Anladım sen dijitalde bana rakip olacaksın. Yok yok dijitalde değil. Ben ya hayatım. Ne yapacaksın peki abi yani sonuçta. Maça gideceğim bu sefer. Ne? Yine giderim maça. Gidemiyorum şimdi maça. Tabii giderim. Gidebilirsin. Sana kahveye gelirim. Başkana giderim. Öbür tarafa giderim. Okan'a bir şey söylerim. Torun sahibisin arkadaşlar. Zaten. Torunla oynarsın. Değil onunla mi? Onunla tabii dedi diyor. Dedi deme. Dedi. 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 Gol olur diyor mu o da? Ya A, B diyor daha. Nerede gol olur? Kaç aylık abi? 1,5 yaşında. 1,5 yaşında. Tamam o da şimdi futbola var mı böyle bir topa falan bir hevesi? Ya, biraz böyle hafiften başladı ya yürümeye. Topu hop atıyorum. Fıs çıkabilir bilmiyorum ama. Ama çabukluğunu gördüm. Ha çabukluğu. Ya bu anne babayla ilgisi şey gibi değil ya bu atlar gibi değil yani.
Hatta işte orijinine bakarlar ya anası babası. Evet. Şeyde değil. Erdi mesela patlayıcı gücü kuvvetli mi Erdi'nin? Patlayıcı gücü hiç yok. Tekniği var ama patlayıcı yok. Olabilirdi oyuncu. Süper Lig'de oynayabilir de büyük takımda oynayamazdı. Tanju'nun sen nereden almışsın abi bu hızı? Valla benim babam rahmetli futbolcu değil, annem sporcu değil. Yani sürenimde baktım dedelerime kadar yok. Ama üç kardeş, erkek kardeş de futbolcuydu. Abim, bir ortanca abim, ben futbolcuydu. En yeteneklisi ben çıktım. Hakikaten ilginç değil mi ya? Sürelede eski atlet daha yokmuş, basketçi daha yokmuş. Hiç yani. Yok. Mesela sen eskiden NBA'de oynadın, bak oğlum basketçi oldu. Ya tabii. Abim şey, Erden Timur'u nasıl buluyorsun? Mesela geldikten sonra Türk futbolunda bir şeyleri değiştirdi. Yani yapılamayan veya çok imkansız gibi gözüken adamları aldı. Biraz çılgın bir kafası var mı? Ben hiç tanımıyorum. Sadece medya. Hayatımda hiç karşılaşmadım. Hiç telefonla konuşmadım. Hiç tanımıyorum kendisini de. Ama taraftar memnunsa demek ki iyi şeyler yapıyor. Ben yorum yapmayayım o konuda. Yaptığı transferleri bu seneki mesela Zaha, Ziyech, Tete çok verim alamadılar. Yani bu sene evet verim alamadıkları gerçeği var. Yani bu sene transferde başarısız buluyor musun Galatasaray'ı? Ama o Şaşa Boya bütün şeyini kapattı onu. Yani, Boya'nın gitmesi büyük bir kayıp mıdır? Evet şu an için kayıptır ama Galatasaray için öyle düşünmüyorum. Kolay bir şey değil 30 milyon euro. Bir kere Okan Buruk'un en güzel özelliği. Hiç ağlarken gördüm onu. Sağ bek lazım, sol bek lazım. Olmazsa olmaz. Yandık, şurada bir tane daha indirin gittin demiyor abi. Acayip bir çocuk ya. Çok başarılı. Burada İsmail'e mi gönderme yapıyorsun? Hayır İsmail'e gönderme yapmıyorum hocam. Galatasaray'da Fenerbahçe'de oynayıp da antrenörlük yapmak sırdaşlık yapmaktır aslında. O önemlidir. Okan Hoca mesela bakıyor nasıl paralar gününde ödenecekse verelim diyordur. Bak hiç konuşmadım öyle diyordur. Dün konuştum. Peki şey dedin Okan için. Milli takımın gelecekteki hocası dedin. Burada Galatasaray'la biraz sana tepki gösterdi. Yani ne yani hocamızı bizden mi ayırmak istiyorsun evet. gibi. Biraz da üzerine ben çok geldiler. Ben çok tecrübeli bir insanımdır. Bütün iyi niyetim olmasına özellikle altını basarak söylemiştim bugün. Bir gün dedim Allah'a ömür verirse olacak. Montelli'ye başarılar dilerim. Sonunu da şöyle bitirdim. Onu kestiler yayınladılar. Çok manipülasyon açık olduğu için. Evet. Galatasaray Okan Hoca'dan memnun. Okan Hoca Galatasaray'dan memnun. Şu an için söylemiyorum diye de özellikle de belirttim bunu. Şimdi söylemiş olmuş olmazsa. Hatta o bölümünde kestim köşemde duruyor. Ama yanlış ya. O niye bölümü koyuyorsun sadece? Okan Hoca'ya şimdi Galatasaray'dan ben haddime mi yani? Yakışıyor ayrıca oraya. Ama bir gün gelecektir diyorum ben. Peki abi o yorumcunun ara verdiğin konuşmada birçok kişiye de kılıçtan geçirdin. Hiç tarzın olmayan bir şekilde. Evet. Bardağı taşıran olay neydi? Şimdi bir kere öncelikle, neye alınganlık gösterdin? Kurumuma yanlış yaptım ben. Ben çok seviyorum Doğuş'u. Allah herkese orada bir geçtirme nasip etsin Doğuş'ta. Keşke orada yapmasaydım. Böyle özel bir sosyal medyadan yapsaydım. O zamanlar çok istişare ediyordum ya yapmayın niye üstüme geliyorsun niye Ahmet Hoca'yı da çok seviyorum hocam niye ben istiyorsun ben gibi böyle bir sürü kişiye söylüyordum. Ama acayip bir şekilde meydanı boş buldular sabah akşam bana yorumculuğuma konuşabilirsin ama aileye girdiğin zaman benim aileme laf ettirmem hocam. Özel aile, aile yani orada Rıdvan Dilmen sezonu olsun filan dediler. Ona rahatsız olmam ya ben Rıdvan Dilmen sezonu dese ne olur ama başka konular işte yalan söylemek işte ben hakemle yemek yiyormuşum oğlumla beraber hakem ben tanımıyorum hakemi. Hakemine yemek yiyormuş, ona tattırıyormuş. Bunlar iftira. İyi ama Serdar şey Tatlı'yı senin getirdiğini iddia ettiler o dönem değil ya mi? Ya şöyle yalan. Hadi ben getirdim derdim. Keşke, ya şimdi öneriyorum. Türk futbolunu eğer gerçekten temiz spor istiyorsanız hakemini Serdar Tatlı'ya teslim edin. Diyorsun hala. Evet diyorum. Bu kadar da en adama... En temiz dönem onun dönemidir. Dört takım şampiyonla oynadı. Üç takım son haftaya kaldı. Dört takım İddialı üçüncü laf, evet. düştü. Evet. Babasının oğlu, bak ben çok seviyorum, o beni sever. Ben ondan istemem de isteyemem. Bugün Türkiye'nin en güçlü adamı ya şunu bu maçı şöyle yaptı arayamaz. Bir gün Nihat Özdemir, bir gün Servet Yardımcı ona şunu yap diyememişlerdir. Bir kulüp başkanını da aramamıştır. Ben de arayamam. Ya şu maçta. Ama mesela Mehmet Büyükekşi bizzat hakemleri odasına alıp hesap soruyormuş abi bunu Selim Soy'dan bak, bizim Nihat canlı yayında anlattı. Yalanlanmadı. Nihat Bey bir gün ilk fotoğraf çekimi oluyor. Serdar Tatlı. Nihat Bey çağırıyor. Ekibin içe girdikten sonra. Ya diyor şu atamaları iki kişiden birini şunu yapabilir misin diyor. Bu ilk son olsun başkan diyor. Bir daha bu konu olacaksa hemen resim vermeyin diyor. Ben bırakıyorum diyor. Nihat Bey de bir daha hiç bir türlü teşebbüs etmiyor. Aynı şeyi Servet Bey de söyledi. Yanına yanaştırmıyor bu konuda. Haklı yani. Peki Büyükekşi'nin başkanlığı çok başarısız buluyor musun? Ben çok başarısız bulanlardanım. Ben olaya şöyle bakıyorum. Olayı golçülük onunla bununla ölçülerinden değil veya hakem hatalarından bundan değil. Benim için Suudi Arabistan'da 100. yılında oynama kararı aldığı gün benim için başarısız başkan olarak tarihe geçti. Seneye alsaydı hiç umurumda değildi. İlk fikir kimden çıktı? Federasyon başkanından çıktı. Bunu kendisine söylediğim için de rahatça söyleyebilirim. O kitabı okumayan nereden tuttuk? Evet, Atatürk anlayamaz. 100. yılında Suudi Arabistan değil, dünyanın en modern yerinde de olmaz. O maç Türkiye'de oynanırdı.
bu fikrin babası federasyon başkanı değil Mehmet Büyükelçi. Sen de olsan ben de olsam benim için başarısız bir futbol federasyonu. Peki Dursun Özbek de Ali Koç'a da burada çuvaldızı batırmıyor musun? Batırıyorum. Ya onlar da hatalı abi. Bir maillerine bakardı. Biz orada oynamak istemiyoruz, Türkiye'de oynamak istiyoruz diye. Hatalar da ben öğrendim bir de. Ayrıca. Para uğruna gittiler orada şey yaptılar abi, gittiler orada rezil oldular hepsi. Son derece bizim kulüplerimizin de suç ortağı oldular o konuda. Peki abi orada bir provokasyon var mı? Yani Atatürk'ün bir anda adını orada gündeme getirip bu olayı kaşımak nereden çıkıyor yani? Şöyle, bir sosyal medya çok etkili. Şimdi artık bu maçın Suudi Arabistan'da alınması kararı ve kulüplerimizin de buna okey vermesi zaten tamamen bir üzücü bir olaydı. Tamam. Ama bir şekilde bu kanıksandı, idare ediliyordu. Şimdi söyleyeyim, bugün samimice Okan Buruk, İsmail Kartal'a git, oynamak istiyor musunuz de orada da dahil olun. Aman aman oynamayalım derler. Bak inan şu anda oynamak istemiyorlardı, o gün de istemiyorlardı. Şimdi o gün sosyal medyada yalan atıldı ortaya. Yalan şu İstiklal Marşı okunmayacak diye başladı. Hiç evet. Şey falan yok. Sonra televizyon programlarına bağlandılar siyaset anlamda. İstiklal Marşı okunmayacak falan filan da o kadar bir gerildi ki ortalık artık iki kulüp başkanının oynama şansı kalmamıştı orada. Öyle görüyorum ben orayı ve dönmek zorunda kaldım. Yani Suudileri burada onları da eleştirecek bir durum var mı? İçeriğini bilmiyorum ama mesela federasyon anlaşmamız şu demeli. Dedikodularla bakıyoruz. Biz Ali Bey'i dinledik sadece o olaya işaret. Mesela Ali Koç'la ilgili sordun ya, ben sana bir manşet vereyim. Manşet için söylemiyorum. Gerçekten sağda solda söylediğim için. Keşke Ali Bey, yani Fenerbahçe Başkanlığı başımız üstünde yeri var. Ali Bey'in başarılı olmasını isteriz. Yani saygı duyduğumuz bir insan. Ama emin ol, hiç Fenerbahçe Başkanlığı yapmasaydı iyi bir federasyon başkanı olurdu hocam. Fenerbahçe'den çok tepki alabilirdi belki. Ama böyle şöyle bir tip değil. Ya hani kulüpler federasyona şunu al, bu hukukçu al diyorlar ya. Ben kimseye şunu alın dediğini inan. Öyle şeylere kafası çalışmıyor. Kötü bir şey anlamını söylemiyorum. Aklı oralara gitmiyor. Kötü bir şey değil. Temizliğinden yani. Anladım. Yani bu adamı koy. Şunu tasfiye et. Böyle bir his değil. Yani bu bakış açısıyla federasyon başkanı olurdu o aslında. Ama etiketi Fenerbahçe, Ali Koç etiketi. Bak herkesten tepki Fenerbahçe'den daha çok iyi. Çünkü o beyazı beyaz diyecekti bence. Ama tren kaçtı artık. Hemen bir soru alalım. Sayın Ali Koç önümüzdeki dönem başkan olmayacağını açıkladı. Sizin bir düşünceniz var mı? Kendi başkan adayınız var mı? Asla yok böyle başkan adayım. Ama ben Ali Bey'in devam edeceğini, etmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ama Ali devam Bey, etmeyeceğini düşünüyorsun. Edeceğini düşünüyorum. Fakat şunu söyleyebilirim. Ali Bey bir gün bırakacaksa ki temennim bırakmasın, devam etsin. Aziz Bey'in iadeyi itibara Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük işler yapmış başkandır. Artıları eksileri vardır. Eyvallah. Hepimizin vardır. Ama Türkiye'de çok bazı şeylerin öncüsü olmuştur. Tesisleşmede dahil olmak üzere spor kulübü anlamında. Kendisi istemiyor biliyorum ama ben Ali Bey inşallah başarılı olur. En büyük hayalim nedir biliyor musun aslında? Ali Bey ile Aziz Bey'i bir oturup yemek yerken görmek beni çok mutlu eder. Bak çok çok mutlu eder. Bütün Fenerbahçe'yi mutlu eder. Ama Ali Bey olmazsa Aziz Bey'in bir dönem Fenerbahçe'sinin başına geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçeli kendi ister mi bunu? Onu bilmiyorum. Bir dönemde yani kendine böyle bir güç ve böyle bir enerji bulur mu? Bence fazlasıyla bulur ama ben bunu isteyip istemediğini bilmiyorum. O konuda da hiç konuşmadım. Ama yani bunun polemik konusu olsun yani sen diye bir dönem daha Aziz Yıldırım'ın yapıp Ali Koç eğer bırakacaksa veya bıraktığında hiç kimsenin aday dahi olmaması lazım. Ali Aziz Bey gel demeler lazım. Aziz Bey büyük işler yapmıştır Fenerbahçe'de. Ve o da gelir diyorsun. Geçmişteki hataları da, yaptığı hatalar vardır muhakkak. Onlar da gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama zorla getiririm ben olsun. Vay yani be. Tabii canım. Yakışır yani. Peki neden bu ikili böyle abi kardeş küstü? Niye böyle birbirlerine vallahi bilmiyorum son 6 yılda böyle bilmiyorum. Ağır laflar söylediler? Ki Ali Bey'in de yönetimdeyken çok uyumlu çalışıyorlardı. Ali Bey'in de Fenerbahçe yönetici olmadığı zaman da maddi manevi kulübe katkısı devam ediyordu. Mesela arkadaşlardan biri biraz önce soru sordu. Dediler ki Ali Bey yarın bir gün Fenerbahçe'den ayrılsa sponsorlukları devam eder mi? Hiç kuşkunuz olmasın ederdi. Öyle bir Fenerbahçe. Rıdvan abi bugüne kadar hiç TFF başkanlığı için adın geçti mi? Birileri seni arayıp niye olmuyorsun olsana diye kulüplerden veya. Ya bu böyle yolda falan sağda solda yok. Hiçbir zaman benim hiçbir yerden federasyon başkanlığı teklifi gelmedi. Bu çok konuşuldu. Bir kere Nihat Bey döneminde Nihat Bey bana futboldan sorumlu olmak üzere Selim abi gündemde yoktu o zaman bizim. Benim düşündüğü. Ben düşündüm, taşındım sonra Nihat Bey dedim teşekkür ederim dedim. Ben düşünmüyorum dedim. Öyle bir düşüncem olmadı. Öyle bir istek de olmadı benimle ilgili. Peki Mesut Özil'in gelişindeki Rıdvan Dilmen'in rolü neydi? Hiç değildi. Efendim?
Şöyle Mesut Özil geldi, gelmeden önce Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Emre Belezoğlu Londra'ya gidiyorlar. Mesut anlattı bana. Sonra olmuyor. Ben gelmek istemiyorum diyor. Bir yılda Arsenal'da kalıp Amerika'ya gitmek istiyorum diyor. Sonrasında Emre Belezoğlu bir daha arıyor onu sonra falan. Sonra görüştüler. Benim hiçbir katkı şeyim olmadı o konuda. Sadece transferi ben şahit oldum. Yani parasal kısmına şahit oldum. Acun da orada bir şeyler yaptı. Ali Bey de fedakarlık yaptı. Öyle yazıldığı gibi böyle büyük maliyet olmadı Fenerbahçe kulübüne Mesut Özil'in. Ama Mesut'un tabii hikayesi kötü bitti yani. İyi bitmedi. Tam iyi oluyordu falan ama sonra işte büyük bir marka. Yani Mesut'u ben 2012'de tanıdım. Gördüğüm, yani benim oğlumla aynı yaşta. Harika bir çocuk. Böyle yani pırıl pırıl bir adam yani. Şu anda ne yapıyor abi? Türkiye'de mi? Evinde sporunu yapıyor. Evinde eşiyle iki tane güzel çocuğu var. Böyle Türkiye'ye mi yerleşti artık? Tabii tabii, İstanbul'da. Zaten yerleşmek istiyordu. Ticareti var mı şu anda yaptığı? Yok, ticaret vardı eskiden. Onun kahve bilmemesi vardı. Yapmadı. Evet. Şimdi sadece evinde çocuklarıyla beraber sporunu yapıyor. Vallahi ben de çok birkaç aydır da görmüyorum ha. Ben çok severim. Çok acayip iyi. Yani sence Türk futbolunun neresinde olması lazım Mesut'un şu dakika itibariyle? O arzuyu da görmedim ben onu da maalesef. Birkaç senedir ki ben anlatıyorum ya, bir federasyona girsen işte biraz senin vizyonundan da fayda veririz gibi gibi. O belki zamana bırakıyor. Şimdi yeni bırakır daha futbolu. Fakat ben Real Madrid'deki günlerinden de bildiğim için çok... Real Madrid'de ilginç, biliyor musun? Aslında bizde çok şu ırkçılık yoktur. Real Madrid başkanı diyor ki bir daha dua ederken görmeyeyim diyor. Yoksa bizde oynayamazsın diyor. Perez. Mesut'a. Evet evet. O dedi ki o zaman beni gönderin. Çok ilginç gelmişti bana. Sonra... Tamam. Mesut mu anlattı sana? Evet. Sonra Allah Allah. Sonra devam ediyor. Benzema da biliyorsun ondan sonra devam etti. Yoksa... Mesela bizim Başakşehir'in Fatih Terim Stadı'nda çok güzeldir. Şaşavur'a mesela niye doğru kulübe gitti biliyor musun? Şahane bir kulüp var yani. Dünyanın en büyük kulübü. Hepimiz gideriz. Çok renkli kulüp. Stadlarında mescit var biliyor musun? Münih'in. Evet. Başakşehir Stadı gibi. Ya bugün Hristiyan'da var. İşte Yahudi'si herkes var. İbadetini herkes yapacak abi. Başakşehir Stadı'nda mesela futbolcular gelip her türlü ibadethane var. O yüzden ben işte Müslüman mı işliyor, Hristiyan mı işliyor, saçma sapan geliyor. Bayern Münih'in de bu şey ilginç. Yani çok Avrupa ülkesinde yoktur o. Sergen Yalçın hakkındaki yorum mesela, Beşiktaş'ın futbolculuğu zaten çok iyiydi. Teknik adamlık da şampiyon yaptı. Sonra adam 3-4 yıl kayboldu. Antalya'da iyi gidiyor değil mi şimdi? İyi gidiyor ama yani Sergen sanki Türkiye'de hak ettiği değeri göremeyen insanlardan biri mi? Yoksa kendi işte at yarışı, kumar sevdası veya kendi özel yaşantısıyla ilgili mi bu kadar popüler olmadı? Aslında popüler. Şöyle söyleyebilirim. O konuda da iddialıyım. Onu söylemişim yıllar önce, gelmişti. Beşiktaş'a yine gelecek. Hiç kuşkunuz olmasın. Vallahi. Hiç kuşkunuz olmasın. Teknik adam olarak tekrar Beşiktaş'a gelecektir. Beşiktaş teknik direktör olacaktır. Bakın bunda hiç kuşkunuz İyi bir olmaz. Teknik direktör mü sence? İyi bir teknik direktör olduğunu Antalya'dayken daha iyi anladım. Bir el değiyor yani. Peki Beşiktaş'tan o dönemde ayrılması bir hata mıydı? Ben o yaz görmüştüm onu. Tekrar anlaşamamıştı. Bir gün önce görmüştüm hatta. Mustafa abi de ona çok öğütler verdi. Aman dedi oğlum dedi. İşte paranı koru, Beşiktaş'a devam et, şu bu falan. Ya o zaman biraz üzgündü. Benle iki kupadan sonra ilgilenmediler falan diye anlatıyordu. Ama sonra anlaştı ama konsantrasyonu ikinci anlaşmasında iyi değildi. Yani çok hazır değildi ona. Fakat çok çok beğendiğim bir teknik adam oldu. Oldu. Farklı bir. Ama doğru takımlar seçmeni. Ya şimdi çok güçlü kadro var değil mi Fener'in ve Galatasaray'ın? Evet. Gibi. Beşiktaş'ın. Lider ruhu var. Lider ruhlu bir adam o. Peki Sergen mesela Türkiye'de işte at yarışı, kumarbaz diye de çok bilindi. Adam dedi ki benim kendi param, kimi ne ilgilendirir, ben böyle bir insanım dedi. Ve bunu da hiçbir zaman saklamadı. Zamanında Rıdvan abi senin de evet. At yarışlarına karşı ilgin evet. Var mıydı? Hala vardı. Var mı? Maalesef vardı. Maalesef derken yani oynayan bir şey değil. Yok, benim yıllardır yok da atlarım vardı. O da beni at yarışı oynatmaya şey yaptı. 10 yıl önce dedim ki ya ben Kur'an'a eli basıyorum dedim. Ben dedim manyak mıyım, nelerle uğraşıyorum ben dedim. Çok alakalı. Para kaybettin mi at yarışını abi? Satır sayılır para kaybetmişimdir. Ama öyle çocuklarımı etkileyecek gibi değil çok. Böyle ama yani bir hata. Poker rulet falan var mıdır böyle poker rulet? Yok, hayatımda kazino oynamaz mı öyle işim olmaz. Olmadı. Kahve sadece o. At yarışı at bir hobiydi. O da o hobimde kötü bir hobiydi tabii. Sergen sonra... peki senden mi kaptı bu alışkanlığı? Hayır canım hayır. Hiç alakası. Ben Sergen'le hayatımda at yarışı konuşmadım ki. Vallahi. Hiç öyle bir aramızı bir mevzu geçmedi. Hmm. Ben bilmem de Sergen'le oynar mı oynamaz mı gider mi gitmez mi kahve bilmem de. Ben kendimi o atlardan dolayı girmiştim. Hayatımdaki en büyük hatalardan bir tanesi duru. Rıdvan abi teknik adamla özlüyor musun? Mesela neden erken yaşta bıraktığın konusunda hayıflandığın oldu mu? Şöyle, futbolculuk sıralamam. Antrenörlük ve yorumculuk. Benim sıralamam bir, futbolcu olmak isterim. Şimdi imkanı yok. Antrenörlük isterdim. Çok uzun yıllar yapmak isterdim. Kısa sürdü ama. Çok kısa sürdü.
En son istediğim buydu. Ama zevk alıyorum tabii. Mecburum futbolun içinde kalmak için. Yani nasıl bir şart olursa sen tekrar teknik adamlığa dönersin, yoksa kapandı artık mı o ben, iş? Bu konuda daha bilge olarak, teknik adam olarak değil ama planlama olarak ya Türk futbolu bana çok ihtiyaç var hocam. Çok? 25 senedir gözlerinin önünde, 40 senedir benim gibi adamı kullanamadılar. Vay be. 25 senedir ya gözünüz önünde ya futbolu ben yutmuşum hocam. Camiaları biliyorum, insanımızı biliyorum, Avrupa'yı biliyorum, eğitimi biliyorum. Ya kardeşim, yani sen gel, hangi anlamda alırlardı? Gel sen şu anahtarı al. Futbol sen direktörü şu anahtarı olarak. Al, 4-5 sene bizim futbolu bir dizayn et diyen olmadı ya. Allah Allah ya. Ya bak bu müthiş bir itiraf ya. Ya. Ya Rıdvan Dilmen gibi dediği gibi herkesin 40 yıl gözünün önünde olan adama hiç kimse gel sen bizim futbol takımımızın başına geç. Yani şu anda Feyyaz'a veya benim Samet Hoca'ya yaptıkları modeli sana uygulamadılar. Benim jenerasyonum, benden sonraki jenerasyonda milli takımlarda federasyonu kurup çalışmayan adam yok. Hala öyle. Birisi gelip de demez mi ya? Tabii. Çok şükür ben paramı kazanıyorum. Hamdolsun alim vaktim yerinde futbol yorumu yapıyorum. Ya baba ya gerçi 3 sene feda et hayatından da parası buldu deyip biz bu futbolu nasıl ileri götüreceğiz? Kulüp veya milli takımlar düzeyinde. Ver anahtarı bak bakalım ne oluyor Türk futbolu. Dedi mi hiç bugüne kadar bu konuda? Bu Galatasaray'dan da gelse bu seni mutlu hocam, eder miydi? Hayatın gerçeklerini görelim. Ne Galatasaray'dan teklif gelir ne de bizde. Biz birkaç tane sporcu bu tür şeyleri unuttuk. Aykut'u Galatasaray'da, Rıdvan'ı Galatasaray'da, Bülent Korkmaz'ı, Fatih Terim'i, Fener'de, Mener'de bunlar uç şeyler olur. O sana da uymayacak bir soru aslında bu. Öyle bir şey yok hocam. Yani Fatih Terim mesela Selim abiyle Şahdan Kalkavan'ı ikna ediyorlardı bir dönem sanki ama olmadı. Valla Selim abi o gün Fenerbahçe'den istifa etmek zorunda kaldı. Fatih Hoca Fenerbahçe'yi alsaydı. Yapma ya. Tabii canım. Öyle bir şey olur mu hocam? Mümkün mü ya? Neden abi Türkiye'de hocam, böyle bir şey olmuyor? Dünyada böyle. Şimdi Fenerbahçe'de. Nasıl abi Figo gidiyor Real Madrid'de öyle Barça olur. Fenerbahçe'diler. Fatih Terim'in Avrupa şampiyonu yapacağını bilseler istemezler. İstemezler hocam. Niye biz gerçekçi olmuyoruz ya? Biz Türkiye'de yaşıyoruz ya. Ama Sergen için bunu söyleyemeyiz değil mi? Yani Sergen bugün Fener'e daha olabilir. Oyunculuğunda da olur. Bunu Fatih Terim'in kötülüğünden falan değil. Başarısız olduğu için falan değil. Hiçbir Galatasaray'da Rıdvan gelsin bizi şampiyon yapsın istemez. Aman aman istemiyoruz kupayı. Ama Rıdvan'ın Galatasaray'ın gerçekten sana karşı bir alerjisi var mı? Alerjisi değil. Mevzu değil. Fenerbahçe'de bir simgeleşmiştir artık. Artık biz alnımızda yazıyor. Benim Galatasaray çok iyi dostum. Ben Rams Park'a gidip maç seyrediyorum hocam arkadaşlarımla. Problem o değil. Ama bizim Rıdvan, Fatih Terim bunlar. Aykut diyorsun. Aykut. Oğuz. Bülent Korkmaz. Bak bunlar yani. Olmaz diyorsun. Yok olmaz. Arda da olmaz bak Turan. Fener'e. Olmaz hocam olmaz. Arda çünkü da çok Galatasaraylı bilinir. Evet bu ayıp bir şey değil. Olmalı olmamalı diye tartışma duruyor. Bak. Ne Galatasaray beni ister, ne de biz gidebiliriz. Ne de Fatih Terim Fener ister, ne de Fenerliler Fatih Terim. Selim abiler o zaman nasıl böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum vallahi. Kendi sonlarını hazırlanmış. İşte Galatasaray'ın o 4 yıllık şampiyonluğuna son vermek için son çare olarak yani öyle 24 dedi. 24 sene şampiyon olsa Galatasaray, Fenerbahçe'de bugün mikrofonu al git. De ki Fatih Hoca Fenerbahçe Hoca olacak. 10 sene üstte şampiyon olacaksınız. 10 senenin 5 senesinde Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyon olacaksınız. Hadi git kardeşim içine derler. Ya demez Rıza abi ya. Bu anlattığın var ya şu verdiğin şey başarı hikayesi muazzam yani. 10 yıl diyorsun 5 yıl Avrupa yine de yok der. Hocam ben yalan söyleyemem hocam. Ya hiç yalan hesapla o anlamda demedim de. Bu doğru. Bu aynen böyle. Aynen böyle. Panathinaikos veya işte Avrupa'da bir kulüp hocayı alıyorsa başarılı olacağına eminimdir. Bu ayrı bir konudur. Ama Türkiye'deki şartları Fenerbahçe'de bile ben iyi bilirim hocam. Fenerbahçe'de herkes kendine göre bir terazisi var. Bu kadar Fenerli, bu kadar Fenerli. Dışarıdan onu yaptı, o bunu yaptı. Ya Allah şimdi terazi olur mu? Terazi ağır gelirim ben eğer o kitabı yazarsam. Onu da söyleyeyim sana. Yazacak mısın kitabı? Bak yazarsam benim kitabım ağır gelir. Çok kişi ağır gelir. İyi ki geldi, şeref verdin. Hemen quizle o zaman bitirelim. Kısa böyle soru. Haksızlık yapmayayım. Tam anlamadım bu quizimi. Yok işte. Şöyle. Tamam. Okan Buruk mu, İsmail Kartal mı? E şimdi o zaman rahmetli Süleyman Demirel gibi olur mu? O değil, bu değil diyebilirim. Evet. Ha? Olsun ya. Söyle gönlünden geçeni. Okan, İkisi de. Tamam, Okan Kartal. Okan Kartal, güzel. Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Aziz Koç. Niye duruyorsun ya? Bir şey demedim de yani sonuna tamam. Kadar senin artık Aziz Yıldırım demen lazım. Tamam. Değil mi? Hani Ali Koç'un da başkanlığı şu anda başarılı bulmadığın için söylüyorum. Bu yıl hariç değil mi? Öyle dedin. Başkanlık açısından mı soruyorsun bunları? Yani tabii şu anda ikisi de yani başkan olduğu için. Ya Fenerbahçe başkanı benim başkanımdır hocam. Hangisi güzel, en güzel. Ahmet İbanoğlu mu, Lale Orta mı? Türkiye'de böyle bir sorular soruyorsun. Lale Hanım da son dönemde başarılıydı. Ahmet İbanoğlu da benim abimin iyi arkadaşıdır. Şimdi bak derler ki ben Ahmet Avcı'yı çok tanır görmüyor musun? Denizden de ahmet arkadaştır. Hiçbiri. Hiçbiri peki. Dzeko mu, Icardi mi? Mario Dzeko. Mario Dzeko güzel. Çağlar mı, Abdülkerim mi?
Afrika fenalık bastı. Çağlar'ın soyadı neydi? Çocuklar çabuk söyleyince. Çağlar Abdülkerim Seyirci. Abdülkerim Seyirci güzel. Fatih Terim mi Şenol Güneş mi? bu seni biraz yıprattı bu quiz. Yani abi niye bu kadar düşünüyorsun ya? Çok duygusal bakma diyorsun değil mi? Abi evet. Tabii ya ne olacak ya? Kerim. Bu? Kerim. Güntekin Onay mı Murat Kosova mı? ya Güntekin'i bir anlatayım mı hocam? Onu üstlenmeyeceğim. Ben arkadaşlar bak Allah var ya beni seviyor ya. Allah affetsin varsa günahım bak. Ben futbolcuyken müthiş orta sahalarla oynadım. Çelebi, Oğuz. Müthiş gol kurallarıyla oynadım. Aykut, Hasan, Vezir, Tanju Çolak. Ben seni Sarıyer'den beni takip ediyorum. Bana bakma. tamam mı? Milli takımda ödele. Abi spor yorumcularına bir geldim. Güntekin Onay diye bir iş. Cevher. Ondan ayrıldık. Murat Kosova geldi. Başka bir Cevher. Arada bir Erbatur geldi. Allah dedim bu nereden çıktı? Maşallah. Ersin'le de şimdi dijital yapıyorum. Neden bugüne kadar yapmamışım? Şimdi bugün Pollyanna günü değil. Gerçek duygularım. Güntekin felaket bir adam. Size dinledim birkaç kere de. Bir ilave edeyim. Ona da şahit oldum. Ahmet Çakar yapıyor falan ya. Evet. Ben buna da şahit oldum ha. Bugün Ahmet Çakar NTV'de. Ya bu Ersin'le ikisi böyle şeyler neler yaptı. Uludlar ya köpek arkadaşlar, uludlar. O zaman NTV Spor'da video lig var. Gece bütün lig maçlarının görüntüsünü alıyorduk NTV Spor'da. Evet. Gece giriyoruz Güntekin'le. Rize'nin bir maçı var. Bir görüntüler var hocam. Çok kötü görüntüler maçın görüntüleri. Beni dolduruyor şimdi görüntülerde. Bunlara bir çakalım bu yayıncı kuruşu abi diyor bana. Niye diyorum? Böyle bu kadar milyon dolarlar veriyoruz diyor. Böyle görüntüm olur diyor. Ayıptır diyor ya. Haram para falan diyor. Görüntü geldi. Ne diyorsun maç dedi. Ya dedim Güntekin Allah aşkına böyle görüntüm olur dedim. O kadar para verir. Ne yapsınlar abi dedi. O kadar dedi. Zor şartlı yayın yapıyorlar dedi. Yemin et. Hemen sattı beni orada ya. Güntekin seni çok seviyor. Yani bir anını anlattık diye burada bize tavır alıyorsun ama. Ya sana anlar senin yerin bizde ayrı. Ya Güntekin'i tanırsanız ya acayip çizdi. Ama zaten yorumcuları konuşturmuyor. O tek başına çıksa daha iyi bence. Tek başına çıkıyor zaten. Ya dolu şeyi anlatsana ya. Beyaz'a mesaj atmışsın. Beyaz'a mesaj attım da bir gün. Beyaz hasta mısın? Hayırdır oğlum bir şey yok demedim. Pardon. Hayırdır kardeşim bir şey yok demedim dedim. Programda göremedim dedim. Yok programdayım programdayım diyor. Yok göremedim dedim. Güntekin'den fırsat gelmiyor mu? ya Rıdvan abi sen var ya. Ya bu Rıdvan abinin bu ince esprileri yok mu? Ah, oo, bir gün Metin alalım. Taşı yediğine koy ha. Bir gün Metin Tekin'i alalım. Metin Tekin'le de dertli mi? Yok hocam. Onlar keyif. O yüzden mi ayrıldı Önder Özen'le Metin? Yok ya çok keyif adamı. Büyük keyif alırsın Metin'le yaptığın programdan. Ay ama gerçekten Güntekin orada yani şey diğerleri mesela Emre Aşık'la konuşuyorlar. Ben hiç konuşurken görmedim. Ersun Yanal. Aa, şey soracağım. Beyin Spor'da yorumcu kim? Beyin Spor'da yorumcu. Maalesef. Ersun Yanal'ı görüyorum. Ben görmüyorum da sen. Güntekin alınma ya. Alınma alınmırım ya. Değil abi siz Güntekin'le bir ara gerçekten böyle bir yumruk yumruğa noktasına geldiniz mi? Hayatta olmaz öyle bir şey. Güntekin dünyanın en saygılı, en şeker adamıdır. Ama şu oldu. Bir tane yayın iptal ettim. Playoff sezonu Trabzon-Fenerbahçe maç Trabzon'da. Üçüncü Avrupa'ya gidiyor. Fener Trabzon'u Trabzon'da yenerse Fener üçüncü oluyor. Beşiktaş üçüncü oluyor. Biliyorsunuz o gördüğün en iyi Beşiktaşlardan. Biliyorsunuz. Evet tabii. Birlikte de hiç maç seyretmeyiz. Açıkça söyleyeyim ben yıllardır mümkün olduğu kadar objektif olmaya çalışırım ama ben Fenerbahçe maçını benimle kimse seyretmez. Fenerli varsa biri seyrederse de kimseyi seyretmem. Güntekin'i hiç seyretmem biliyorsunuz. O gün de denk geldi. Durup dururken dedi ki bir yenerler sizi dedi. Şu dedi bu ya değil mi? Yenersek dedim. Yenerler sizi üçüncü olur. Bana ne yerde olmasın dedim. Fener'de yenemesin dedi. Gır gır yapıyor bana şimdi. O gır gırını ben ciddiye aldım abi. Sen nasıl konuşursun falan filan bilmem ne falan. Elimi bir vurdum. Abi sen camdan çıktık. Dudağım kesilsin yara. Fuat kanadı. Yayına da 10 dakika var. Senin kanadı. Benim. Sen anlasın. Vurdun. Ben böyle ona vurur muyum? Tamam anladım. Cama vurdu. Cam kalk tap diye kesildi. Yayına çıkamadım. Hastaneye gittim. Dikişim kişi atıldı. Aa. Meğerse bana da sarıyormuş şu anda o. Sonra ne oldu? İşte geçmiş olsa gelmiştir. Gelmedi bir gün sonra. O biliyorsun nasıl taktik yapar biliyor musun? Duvara gider o mesela. Bir oyuncuya mesela kafası takıldıysa buradan şuraya atlar böyle vurur falan duvara biliyorsun. Taktiğini yapar. Adam normal bir adam değil ama. Sen kaç sene çalıştın onunla? Abi işte 9 yıl beraber çalıştık. Şansalar bir zamanda Kanal 6'da başladık. Ondan sonra ama yani kendini ama, geliştirmiş. Gerçekten futbol konusunda hiç tartışmam yani çok iyidir. Bir de çok iyidir. İyidir. Kosova da öyledir hocam. Kosova ile çalışmak da çok kolaydır. Peki Güntekin Onay mı Murat Kosova mı? Sorun foto, cevap. Foto. Foto mu? Foto. Tamam. Sergen cevabı olsun. NTV Spor mu? TV 8.5 mu? Aa öyle bir şey söyledim ki. Yani açık söyleyeyim. Ben hayatımın en güzel yıllarını 16 yıl boyunca NTV'de yaşadım. Her yerde Allah razı olsun. Sadece TV 8.5 için söylemiyorum. Kanal D'de çalıştım. Show TV'de çalıştım.
Ama doğuşu MTV'nin tadını buramda yeter benim için. Çok şükür. Ama hepsini nankörlük yapamam. Hepsi. Acun mesela 8.5 ismini çok aramış mı? Bilmiyorum, sormadım. Sorayım hakikaten. İlginç bir soru. 8'den sonra 8.5 niye 9 değil, değil mi? Yani 8.5 yani hiç kimse aklına gelmez de şaşırdım sadece. Vardır bir sebebi. Sen ama alıştın herhalde değil mi Rıdvan abi? 8.5. Çok yani. Var. Neredesin abi? Seni göremiyoruz TRT'de diyenlere 8.5'da mıyım diyorsun? Ya buluyorlar ya. Arayan buluyor. Hocam. Arayan buluyor, doğru. Ahmet Çakar mı Erman Toroğlu mu? Ahmet Toroğlu. Ya Rıdvan abi hadi bir cevap ver ya. Ya korkma şu Ahmet Çakar'dan. Ya niye korkuyorsun? Beni doldurma resmini şimdi ya. Erman Hoca'yı sever misin yorumculuğunu? O da bu hakem yorumculuğunun önüne açanlardandır. Erman Hoca'yı da ben o oyuncunun da ikisiyle de şey yap. Çok iyi, ilginç hikayelerim vardır futbolcuyken benim onlarla. Bir tane anlatmak istersen tabii ki. Memnuniyetle dinlerim. Ahmet Çakar Fener Galatasaray maçı yönetiyor. Biz 7 tane yedik şeyden. Sigma'da. 7-8 kişi kalmıştık. Galatasaray'da aynı Frankfurt'ta yedi. 1-0 yendi. Kulüp başkanı bizde istifa etti o hafta. Kongre kararı aldı ama Galatasaray maçı var lisanen. Yenersek diyoruz belki başkanı da kurtarır. Maç hakemi Ahmet Çakar. Takım kaptanı ben. Aykut'un attığı maçta. Ali Samiyen. Müthiş bir güneş. Aynı zamanda müthiş bir rüzgar var. Kaleci Engin dedi ki inşallah kazanırsın. Yol tarafını değil de diğer tarafı al dedi. Hani. Tamam. Ali Samiyen'in. Eski açık işte. Evet. Ahmet Çakar top mu kalem misafire soracağım. Vardır ya onun dekorları. Evet. Top hocam dedim. Kale çıktı. Galatasaray'ın kaptanı da Yusuf da bizim dalmış o anda. Heyecan da var tabii. Dedim ki o kazandı. Hani Engin'in istediği tarafı tabii Galatasaray doğru istediği zaman. Dedim ki ne ballısın ha Yusuf dedim, kazandın dedi. Buraya alacaksın değil mi dedim, ters tarafı söyledim. Tabii oraya alacağım dedi bana, tamam mı? Hayretini duyuyordu. Ne yapıyorsun sen dedi Yusuf'a. Hayırdır dedi. Sen kazan, ben kazandım. Niye oraya aldın, buraya alsın dedi. Ahmet hocam pardon şuraya falan. Ahmet hocam dedi ki geç tamam dedi. Kura bitti dedi. Kaybettiğim kurayı kazandım. Vay be. Erman Toroğlu da. O yüzden mi sana böyle şeytan lakabını taktılar? Yok ya. Benim antrenörüm. Şöyle bir gün Malatya Spor Fenerbahçe maçı var. Berabere gidiyor galiba maç veya Malatya önünde. O zamanlar hatırlarsan arkadaşlar 90'da maç biterdi. 89'da bile biten olurdu. Aynen doğru. Hiç 80, uzatma falan yok. Yani. 85'ten sonra zaten saat çalışmıyordu. Statta bir 80'de durduruyorlardı. Erman Toroğlu yaptı hocam. Numara yapıyor Malatya Spor'u futbolcular. Yatıyorlar öndeler ya. Kalkmıyorlar. Kaç dakika oynadı? 110 dakika oynadı hocam. 20 dakika uzattı maçı. Yatın yatın dedi. Yatın sabah da oynatacağım dedi. O zamanlar 90'da bitiyor ya. Kuralsız tek uygulatan hakem Erman Toroğlu. Yok öyle. Bir de Konya'da yaptı. O zamanlar oyuncular işte yedekler girdi çıktı falan hikayesi oluyor ya. Kendi kendine bir kural çıkardı, maçı başlatmadı daha 15 dakika. Buz gibi kar yağıyor. Ya evet, onu hatırlıyorum. Evet. Hakemliği hangisi sahiydi? Ahmet'in mi? Evet, biraz. Ama şöyle, deplasman takımları Erman Hoca'yı, yani büyük takımlar Erman Hoca'yı istemezdi. Bak Serdar Tatlı'yı da istemezlerdi. Onlar gördüğünü çalıyorlardı. Hatta biraz da abartıyorlardı. Hani büyük takımları kolluyor demesinler de abartıyorlardı. Ahmet Çakar... Daha iyi amcıydı. Kim? Ahmet. Ahmet Çakar ortamı konjektöre göre... Ya kimdi ama? Ya Cüneyt Çakar'ın bir farklı bir tipiydi. Ya sen ne adamsın arkadaş ya? Ya öyle abi. Bu ne oluyor bu laflar falan yani? Adam, evet. Ya bugün canlı yayında... Türkiye'de gördüğüm en iyi hakem Sadık Dede'ydi. Sonraki jenerasyon Fırat Aydın Uslu. Yetenek olarak diyorum ama. Ama gelmiş geçmiş en iyi hakem Sadık Dede'ydi. Valla. Çok penaltı çalardı ya. Hemen yani, böyle giderdi böyle donsuz koşardı. Valla ben seyrediyorum da nereden görüyormuştu penaltıları da. Helal olsun varsız. Çok koşuyormuş. Çok derbi yönetimdi o. Çok evet doğru. Saşa Boy mu Ferdi mi? Valla çok zor sorular soruyorsun ama ikisi de aynı ya. Ferdi biraz daha. Hafif %10'da. Livakovic mi Muslera mı? Muslera. Böyle başka güzel bir anım varsa. Yok ya Serhat yok. Güzel bir program oldu. Eğer mutlattıysak izleyicileri de. Ben acayip derecede keyif aldım. Bir tane evet. Rusya maçı anlatayım da gülersiniz. Tamam abi. Dünya Kupası o zaman 8 takımın falan oynanıyor. Maksimum 12 takım oynanıyor. Dünya Kupası'na gitmen için de gruplardan çıkman, Yugoslavya bölünmemiş, Sovyetler Birliği bölünmemiş. En iyi dönemimizde Rusya'ya maça gittik. 1-0 kazanırsak Dünya Kupası'na gidiyoruz. Simperoforlu maç. Acayip bir kadromuz var. Forvet, Rıdvan, Feyyaz, Tanju, Aykut falan böyle Ali Mali. Bunlardan ikisi oynayacak yani. Ben de gittim maça. Hasan bize Vezir. Şeyde pasaportta zulmettiler. Saatlerce beklettiler. Hasan Vezir de var. Isınmaya gidilir biliyorsunuz. İçeri girdiğiniz zaman işte Ardı Beyler kazanacağız var ya. Tınaz Tırpan'da kulaklar dışındasın teknik direktör. Forvet, Feyyaz'da ben oynuyorum. Tanju, Hasan falan oynamıyor maçta. Soyunma odasında muz olur. Meyveler olur böyle. Hani Rusya'da heyecan ölmüş vaziyetteyiz. Böyle kalktık falan. İşte yenelim, menelim bilmem ne. Bizim Hasan Vezir de muz almış. Muz. Hiçbir şarkı ya. Hadi beyler son dakika bir muz yiyor orada.
Tınaz Hoca da öyle konuşurken döndü. Ya dedi biz dedi soluyoruz dedi. Sen dedi muz yiyorsun dedi. Bu devam etti yani. Hocam beni de oynat ben de solayım dedi. Ulan orada metamaya girmişken gülmeye başladık. Maça çıkıyoruz. Futbolcular iyi çocuklardır arkadaşlar. Orada kazanamadık. Kerem'e falan oynamam. Yapmayın bunu bak. Çok üzüldüm. Yapmayın Kerem'e falan böyle şeyler. Hiç kimse yapmayın. Bunlar pırıl pırıl çocuklardır. Kerem'e biraz değil mi? Galatasaray taraftarı biraz çok ön yargıyla yaklaşıyor. Ya 6 gün önce maçı aldı tek başına ya. Evet. Yani harika gol attı. Dün 2 tane pas hatası yaptı diye. Temsili olarak da hiç duydunuz mu kumarhanede kavga ederken orada burada başka abuk sabuk işlerle. Terbiyeli çocuklardır bunlar ya. Boş verin ayırtın. Ben de teşekkür ederim. Abi çok teşekkür ederim. Teşekkür geldim. Ederim, sağ olasın. Gerçekten ağırlamaktan büyük keyif duydum. Sağ ol, teşekkür ederiz. Evet, ben de başarının devamı dilerim. Sağ ol Rıdvan abi. Çok eyvallah. Teşekkürler. İyi ki varsın. Siz de başarılar dilerim. Eyvallah. Evet, bu hafta sevgili Rıdvan Dilmen abimizi ağırladık. Haftaya yeni bir konuk, yeni konularla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.